Sayın Ali Mahir Başarır. Buyurunuz Sayın Başarır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Enerji Bakanlığı'nın bütçesi hakkında söz aldım. Sayın Bakan'a 3 tane sorum olacak. Sayın Bakan, memleketin Mersin'de bir nükleer santral inşaatı devam ediyor. Evet, yapmış olduğunuz anlaşmayla bu santralin %100'ü Rus şirketlerine. Ama anlaşmada ilginç bir durum daha var. Hiçbir zaman Türkiye bu şirketin %51'ine sahip olamayacak. Hep %49. İki, bir garanti verdiniz. Dediniz ki üretilen elektriğin yarısını 15 yıl boyunca alacağız. Güzel. Ne kadar alacağız? 12.35 sent kilovat saati. Peki Avrupa'da, dünyada ne kadar saati? 4 sentle 6 sent. Sayın Bakan, neden böyle bir tavizde bulundunuz ben merak ediyorum. Şu anda elektriği kesik 1 milyon insan var. Geçen sene. Neden halkın hanesi karartılırken Rus şirketlerinin sermayesi aydınlatılıyor? Ben çok merak ediyorum. Sayın Bakan, benim topraklarımda yapılan bu santral. Tazminat sorumluluğu benim. Risk benim. Ben bunlardan pahalı pahalı 3 katı elektrik alıyorum. Neden Rusya'ya bu taviz veriyor? Kim bu Rusya Sayın Bakan? Kim bu Rusya? İki, size ben Şubat 2020'de bir soru sordum yazılı. Dedim ki Avrupa doğalgazı 1000 metreküpünü Rusya'dan 120 dolar alıyor. Biz 280 dolar alıyoruz. Bunun sebebi nedir? Çok net bir soru. Bana cevap verdiniz Sayın Bakan. Çok merak ettim. Bir sayfada yazmışsınız. Cevap veremem. Ticari sır dediniz Sayın Bakan. Sayın Bakan, ben sizin aile şirketini sormadım. Şahsi şirketinizi sormadım. Şahsi ilişkinizi sormadım. Neden biz dünyaya göre Rusya'dan 2,5 kat daha fazla doğalgaza para veriyoruz diye sordum Sayın Bakan. Böyle bir devlet olur mu? Böyle bir yönetim olur mu? Ha siz burada cevap vereceksiniz ama ben peşinen vereyim. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Avrupa'nın enerji bakanı gidiyor, direkt Rusya'dan bu gazı alıyor. Siz aracı şirketlere doğalgazı aldırıyorsunuz, sonra gelip enerji bakanlığınıza sattırıyorsunuz. Kim bu şirketler? Ben çok merak ediyorum. Böyle bir anlayış olur mu Sayın Bakan? Evet. Türkiye'de 4 milyon insanın doğalgazı geçen sene kesilmiş. İnsanlar ısınamıyor. Ama biz elektrikte de doğalgazda da Rusya'ya taviz vermekten hiç geri durmuyoruz. Böyle bir anlayış olur mu Sayın Bakan? Şimdi ben bu pandemi sürecinde geçen sene 1 milyon insanın elektriği kesilmiş. Ben beklerdim ki bu iktidardan sizden çıkıp burada 6 ay elektriğin %50'sini almıyoruz, indirim beklerdim. Ne getirdiniz? Dağıtım şirketlerinin misafir ağırlama bedellerini faturaya yansıtacaksınız. Ya ben halkın, insanın misafir ağırlamasını geçtim. Çocuklarını doyuramıyor. Bir de o beyefendilerin otel masraflarını, yemek masraflarını, uçak masraflarını, gezi masraflarını faturaya yansıtacaksınız. Sayın Bakan, yazık değil mi? Yazık değil mi? Bakın 3 tane soru soruyorum. Bir,
Neden Rusya'ya benim memleketimde bir araziyi verdiniz, bu kadar tavizde bulundunuz? Neden biz Rusya'dan 2,5 kat daha fazla dünyaya göre doğalgaz alıyoruz? Neden elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama, eğlence giderlerini faturaya yansıtıyorsunuz? Neden? Lütfen gelip burada buna cevap verin. Halk bunu istiyor. Selamlayalım. Selamlıyorum. Şimdi milli bir duruş, milli bir enerji politikası bu olamaz. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Bugün milyar, ben kendime bakarım beyefendi. Ben her şeyin cevabını da veririm. Hiç merak etmeyin. Benim alnım açık beyefendi. Hiç, çok rahat olun. Bakın, benim alnım açık beyefendi, bana laf atmayın. Ben, bak, senin söylediğin lafa cevabını da çok kısa vereyim. Ben bu ülkede onurumla, şerefimle askerlik yapmış, taviz almış bir insanım. Sen arkadaşlarına bak beyefendi. Hem bedelli askerlik yapıp hem bu devletten maaş almış beyefendi. Beyefendi, benim askerlik taviz belgemde postal kokusu var. Senin arkadaşlarında dolar kokusu var beyefendi. Haddini bil beyefendi. Teşekkür ediyoruz. Anlaşılmış Sayın Mah. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Eğer ki bu ülkede Allah göstermesin bir savaş çıkarsa ben burada çıkartırım. O üniformayı onurla giyerim beyefendi. Onurla giyerim beyefendi. Benim lafımın başını sonunu keserek bir cümleyle beni linç edemezsin beyefendi. Ben o konuşmamda Mehmetçiğin postalını vermemdim Katar'a beyefendi. Lütfen. Mehmetçik asker benim başımın tacı. Ordu benim başımın tacı. Orduya hakaret eden şerefsizdir, alçaktır. Ama şehide kelle diyen daha büyük şerefsizdir, alçaktır. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.